Sevgili öğrencilerim, değerli Bedri Bey, 30 yıl emek verdiğim bu kutsal mesleği bu şekilde noktalamak, hele hele bu güzel hayata böyle talihsizce veda etmek hiç istemezdim. Bu hababam sınıf beni mahvetti Bedri Bey. Her gün bin kere öleceğime, bir kez ölmeyi tercih etmek zorundayım karıcığım. Kusura bakma kızım. Affedersin oğlum. Hepiniz hoşça kalın. Elveda hayat. Merhaba kainat. İmza Kamil Can Polat. Psikolojiktir o türü Bedri amca. Ne diyorsun lan Keltek? Ne psikolojisi? Türü psikolojisi. Türü psikolojisi. Aram aram. Aram. Sinüstüm acıdı. Tabii acır. Bir daha bana kötü espri yapmayacaksın. Kötü Kenan. Bak 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 Bedri Bey. Çok kabasınız. Gülmeyin. Gülmeyin. Adi mikroplar. Ne yaptınız Kamil Bey'e? He? Sorma babacığım, dün gece intihar ediyordu, son anda kurtardık kendisini. Sen konuşma, sen konuşma. Yalan konuşursun, et beni! Gözüm ya. Gördüm adamı, düpedüz Luna Park yeşiline çevirmişsiniz. Tamam işte Bedriciğim, ilaçları değiştirdik ondan. Yoksa şimdi helvasını yiyorduk arkadaşım. Sen aç da kıçının çatalıyla alay et, süt tanısı. Bu da senin kısmetinmiş Cihan. Sık, sık. Bayılırım. Bu fıs fıs pahalıya gelmiyor mu Bedri Bey? Bunların fişe takılan tabletlerinden var, daha ucuz olur. Gülmeyin lan! Gülmeyin! Hadi lan! Bedri amca, varsa bir fırt da ben alabilir miyim? Tamam ulan, al. Ay, çok mersi. Afiyet olsun, gerizekalı. Sen de bunları al. Dağıt arkadaşlarına. Sömestriden sonra imza atır getirirsiniz. Ha, bu arada velilerinize selam söyleyin. Hazır ellerini kaldırmışken bir iki tane de benim için patlatsınlar. Vay lan, tahmin ettiğimiz kadar kızmadı değil mi lan? Tabii oğlum. Artık yenilgiyi kabul etti lavuk. Evet beyler. Karnelerimizi aldığımıza göre... gönül rahatlığıyla evlerimize gidebiliriz.
Nasıl oldunuz Kamil Bey? Gördüğünüz gibi efendim. Yeşilmişik, içindeymişik. Sazmışık efendim. Sinirleri çok bozulmuş Bedri Bey. Nasıl bozulmasın efendim? Baksanıza, çim adama dönmüş. Zavallı. Allah'ım, çim adam diyecekler bana. Yok efendim, dedirtmem. Yasaklarım. Pigmentler ayvayı yemiş. Ne içirdiler zavallıya? Allah'ım, ne güzel rahmetli olacaktım. Nur içinde yatacaktım. Kendi canına kıyan nur içinde biraz zor yatar efendim. Söyleyeyim. Siz merak etmeyin efendim. Ben bu sefer hepinizi kurtaracağım. Yoksa alayını atıyor musunuz Bedri Bey? Hayır efendim, atamıyorum. Çünkü adam başı 10.000'den totalde 260.000 YTL ediyor şerefsizler. Ama kendileri giderse o başka. Avukatla konuştum. O zaman parayı geri alamıyorlarmış. Gitmezler ki, mümkün değil. Gitselerdi geçen 100 yıl giderlerdi zaten. Durup dururken tabii gitmezler efendim. Adı üstünde, hababam sınıfı. Ama biraz teşvik edersek işler değişebilir. Teşvik mi? Evet, dinleyin. Çok süper, ucuz bir planım var. Eğer bana yardım ederseniz hababam sınıfından sonsuza dek kurtulabiliriz. Okulun en kötü tarafı arada tatil olması be abi. Vallahi billahi ya. Hiç eve gidetim yok desem yeridir. Ben bir de buradan Deli Bedri'nin evine gideceğim. Orijinal karnemi de gördü. Kesin beni balkonda yatırır bu herif. Ya saçmalama oğlum, ne balkonu, gelip bizde kalırsın. O kadar takdirname aldık. Vay, takdirnameyi mi aldın? Kim verdi lan? Lan kendi kendimize verdik ya Bebeto. Sen ne içiyorsun anlamadım ki. Deli Bedri şekil yapmış geliyor. Ne diyorsun lan, ne şekli? Yazlık bir şekil Ercüment abi. Seferi giymiş de ben. Gerizekalılar. Siz daha gitmediniz mi? Sarı Kanarya'dan. Birazdan gidiyorduk babacığım. Arkadaşlarla vedalaşıyorduk. Sen nereye baba? Görmüyor musun? Aptal oğlum. Tatile. Tatile mi? Kışın ortasında. Benim özürlü oğlum. Cahil olduğun için bilemezsin. Burada kış olduğu zaman güney yarım kürede yaz yaşanır. Aptal oğlum. Peki yolculuk ne tarafa hocam? Yani tam olarak da? Kısmetse Tayland'a gidiyorum. Daha doğrusu Pippi Adası'na. Pippi Adası mı? Acaba netiyle meşhur bu ada? Nesiyle meşhur olacak? Peltek. Tabii ki denizi, kumu ve güneşiyle. Üfle bakayım. Sen üfle bakayım. benim uçağa yetişmem gerekiyor. Senin de karne hediyeni dönüşte veririm. nasip babacığım. Hadi, hoşça kalın. Alayım Bedri Bey. Zavallılar. Güle güle, güle güle. Hayırlı yolculuklar Bedriciğim. İyi tatiller hocam. Tutunamıyor, dikkat. Az kalsın unutuyordum. Karnelerinizi sınıfta unutmuşsunuz. Çöp kutusunun içinde. Kaybolmasın diye oraya bıraktıydık. Ama merak etmeyin, giderken alacağız Bedri abi. Zahmet etmeyin abisi. Ben velilerinize kurye ile yolladım. Hadi, esen kalın. Yanılmıyorsam cülmeten Ayaz'da kaldık beyler. Ne Ayaz oğlum? Okulda kalırız lan. Nah kalırsınız. Otel mi lan burası? Zibidi. Yani ders çalışmak için babacığım. Yani notlarımızı düzeltirdik hesabı Bedri'ciğim. Gidin evinizde düzeltin derslerinizi cicim. Okulda kalmak yok. Ayrıca okulda tadilat var. Boyanacak, ilaçlanacak, yıkanacak, kurulanacak, durulanacak. Bu arada da uçak kaçacak. Okulda kaldığınızı duymayayım, oyarım he. Arkadaşlar. Nerede ikamet edilir yaklaşık 3 hafta? Dur anam. Yerli turist gitsin, ben size adresi söyleyeceğim. Vay! Yoksa biz de mi Pipicik Adası'na gidiyoruz lan? Yoksa bütün planlar suya düşer. Başüstüne ederim.
Macera başlıyor. Allah versin kardeşim, okul burası be, okul be, ayıp be. Didi. Allah! Ulan sen beni! Ulan süper olmuşsun. Allah cenazı yedin. Ulan nasıl yazık ya buna? Babamı deniyorsun lan be, olmaz. Dur. Biraz sola. Seni şimdi arkadaşlarımızı Reza, Özge ve Tuğçe. Çok güzel. Şimdi kızlar. Şarap kadehi. Hemen vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Estağfurullah bacım. Bacaksız efendi. Bacaksız efendi. İyi nöbetler bacaksız efendi. Hocam saati ne işiniz var burada? Test için geldim. Test mi? Ne testi? Bilmem, Bedri Bey öyle söyledi. Test yapacakmışız. Ne testiyse bu uğursuz saatte. Test. Ha, şimdi anladım. Hadi ya, ben niye anlayamadım? Birazdan anlarsın ha. Eyvah. O da nesi? Baykuş sesi. Eyvah. Allah. Allah. Kaç dur lan. İmdat! Allah! Polis! Sahip güvenlik! İmdat!
aleyküm hocam. Nasıldın Bedri Bey? Aman hocam, süperdiniz. Gerçekten mi? Sahiden beğendiniz mi oyunculuğumu? Beğenmek ne kelime Kamil Bey. Harikaydınız. Bence konservatuarı düşünmelisiniz. Konservatuar mı? Bu yaştan sonra nasıl olur bilmem ki. Efendim okumanın yaşı yoktur ki. Bence sizde büyük yetenek var. Arda, sana buradan elimin tersiyle bir korum. Kirpiklerin yere dökülür vallahi. Eyvah, Yusuf Bey ne yapıyor öyle? Ne yapacak efendim? Şeytan taşlıyor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Üvey anneciğim. Üvey mi? Lan bunun ayakları da ters lan. Evet Ercüment. Ne kadar şık ve dekoratif, öyle değil mi? Söyle yavrum. Oğlum, öp annenin elini. Ulan bunun eli de ters lan. Bana anne diyeceksin Ercüment. Anneciğim diyeceksin. Kimsiniz siz ya? Ya ne oluyor, sarhoş mu oldum ben? Ya Rabbim kurban olayım ya. Bahçelerde ment ment. Evet. Koca kafalı Ercüment. Ya ne oluyor bana ya? Ben ne içtim arkadaş ya? Kendine gel Ercüment. Ercüment nasılsın kardeşim? Tanımadın mı kardeşim? Benim kardeşim. Ya sen aynada niye gözükmüyorsunuz abi? Ne var ki bunda? Ya ne demek ne var ki bunda ya? Ben fotoğraflarda da gözükmem Ercüment. Allah'ım yarabbim ne oluyor ya? Abi sen kimsin? Ne istiyorsunuz benden ya? Söyledim ya abisi. Kardeşinim ben sen. Üvey kardeşim. Benim. Abicim benim. Canım abim benim. Canım abi. Baba! 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 Baba ne olur ya! Baba! Oh be! Ulan şükürler olsun rüyaymış ya. Ulan bu rüyaların bir sonu olması lazım ya. Vay adiler. Pisko! Lan Sebastian! Lan nereye gittiniz lan? İmdat! Al! Ulan bu evi kim böyle yaptı? Adiler! Kurban olayım.
Selam kızlar. Okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay canlarım ya, civciv gibi. Welcome to the jungle. Biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Hiç sanmıyorum. Ya o zaman şimdi tanışalım hazır laf açılmışken. E tabii, neden olmasın? Ben Alara. Ben de Ruhi. Oh. Emre. Memnun oldum. Ben de. Ben de Dilara. Ben Kenan. Memnun oldum. Ben de Atır. Allah Allah. Yerim seni kıtır kıtır. Sumol memnun oldum demeye çalışıyor. Müsaade ederseniz arkadaşlara bir duyuru yapmak istiyorum. Ne demek? Buyurun. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Burada bir büyük mutlu olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani istiyoruz. Ben, yani biz tatil maksadıyla gittiğim Tayland'da tanışıp gördüğünüz gibi evlenmeye karar verdik. Ay ne kadar güzel, harika bir haber bu. Arkadaşlar, sizlere yeni hayat arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Bedriye Hanım'la uçakta evlendik. Bedriye, işte sana sözünü ettiğim okul bu. Günaydın yavrularım. Sağ ol. Siz de sağ olun canlarım benim. Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Sağ ol. Ay demek uçakta evlendiniz. Evet hocam, 12.000 fitte. Ay ne güzel, ne mutlu. Müsaade eder misiniz? Aman hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Bir şarkısın sen, ömür teşekkür ederiz. Sağ olun. Ulan bu karı. Arkadaşlar sizleri Feza'yla da tanıştırmak istiyorum. Feza okul. Okul Feza. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Kendisi benim üvey oğlumdur. Ama öz oğlum olsa bu kadar sevemem. Ulan. Çerata. Sağ ol. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Aa. Aa, çocuk bayıldı. Vay canım. Kıskandı. Bırak bayılsın hayatım. Önemli biri değil. Saçmalama Bedri. Çocuk ciddi bir fenalık geçiriyor. Ama kuşum, o gerçek biri değil ki. O Ercüment. Benim oğlum. Çocuklar, onun yası olan yok mu? Geldim hocam. Gereksiz yere panik yapıyorsunuz. Ben biliyorum. Hocam. Ercüment. Aynı numara. Vay be, görüyor musunuz? Ana kalbimde. Aferin. Şefkatli kadınmış. Bu bir mucize beyler. Kolonya değil mi? Evet, süper bir buluş. Hocam. Ercüment. Aynı numara. Ayı yavrum. Aynı numara. Ercüm. Ercüm. Hiç panik yapmasına gerek yok. Yavaş yavaş. Ulan bizdeki tanta bak be. Allah tam gönlümünde göre müdür gönderdi değil mi? Ayaküstü nasıl sindirdi Bedri'yi? Helal olsun ama. Psikopat kadınmış. Yok lan, anaç bir arkadaşa benziyor. Baksanıza Ercüment'e bile insan muamelesi yaptı. Öz oğlu olsa anca bu kadar telaşlanırdı vallahi. Çırpındı kadıncağız. Değil mi lan? Ben bir ara emzirecek sandım ha. Öz! Tövbe de lan. Kim emziriyormuş oğlum? Ayıldın mı lan? Kıskanç Ercüment. Ne kıskanması lan? Sizin haberiniz yok. Ben dün gece bu karıyı rüyamda gördüm. Vallahi mi? Ne yapıyordu? Ne yapacak?
Babamla evleniyordu. Oo, klasik bir anguta manum olur bakası diyorsun yani. Ya ne alakası var Emre ya? Şişt, yaklaşın oğlum, yaklaşın. Ne? Dün gece ben bu kadını rüyamda gördüğümde kafası güvercin gibi zıt diye böyle ters döndü abi. Kafası bak böyle dönünce eli ayakları falan filan birbirine gidiyor. Niye böyle bir şeyler yapıyordu akrallık ya. Ulan ütüt büt bu kafayı be. Üvey anne sendromu oğlum, üvey anne sendromu. Emre ya, ağzını yüzünü ne sendromundan bahsediyorsun lan? Ulan Allah belanı versin bu kadın cin. Vallahi de billahi de cin. Evet tabi tabi tabi. Anası cinse oğlu kim bilir nedir? Tonik olabilir. Hayır lan, hayır. Oğlu şeytan. Vallahi de billahi de şeytan ya. Dün aynada görünmüyordu o çocuk. Hatta bir gözü sarı, bir gözü de kırmızıydı. Tamam lan Ercümen, tamam oğlum. Kırmızı olan gözüne lacivert lens takarız olur biz. Arkadaş bu ne gaflettir, biz burada titriye titriye ölüyoruz. Sen ne söylüyorsun ya? Ya oğlum durumumuz tehlikede diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Saf şerefsizler. Biz geldik. Oh, geldi, geldi, geldi. Göz göze gelmeye çaktırmayın. Hı? Sempatik olun, gülün. Hı? Yatakhane burası Feza abi. Bunlar da yatalaklar. Selamünaleyküm millet. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ercüment, nasılsın kardeşim? Şş, bırak şimdi kardeşim kardeş ayaklarını lan. Ne kardeşi? Bakayım şu gözlerine. Bakın bakayım. Vay uyanık vay. Lens taktın değil mi? Lens mi? Ne lensi ya? Yok bir şey birader, yok bir şey. Biz anlatsak anlamaya üşenirsin zaten. Birader, sigara içer misin? Çok iyi olur Boruk, sağ ol. Rica ederim. Yakayım. Demek Ertüment'in yeni karteti tentin ha? Ya öyle oldu. Ne kardeşi lan? İblisten kardeş mi olur? Şişt, çok uzatma, çıkar şu lensi. Çıkar oğlum ya. Kimi korkutuyorsunuz lan siz? Ne diyorsun abicim? Ne lensi ya? Nesi var bunun? Sen ona takılma Fezacığım. İlk defa üvey kardeşi oluyor. Biraz idrak edemedi. Hadi ya. Üzülme be kardeşim. Benim durumum da seninle aynı. Ne yapalım? Hayat böyle. Zamanla alışırsın artık. Şş, alo, elini çek elini. Kime uzatıyorsun ha? Zamanla alışılmışmış. Kurunaz seni. Şş, yapar, ya oğlum. Ya oğlum. Ya oğlum. Oğlum delirdin mi? Çocuğu ayıp oluyor. Ne delireceğim oğlum ya? Siz bana inanmıyor musunuz? Peltek, bana bir ayna getir bakayım. Ne ayna getir be? Neyse anlaşıldı. Ben gidip eşyalarımı yerleştireyim bari. Bakın gördünüz mü? Ayna lafını duyunca nasıl kaçtı? Be. Canos seni. Utan utan. Melek gibi çocuğa nasıl davrandın? Öküz arabası. Lan matkap bari sen anla oğlum ya. Sus lan. Bıdı bıdı etme kıskanç herif. Tamam lan. Nasıl olsa göreceksiniz. Ama çok geç olacak onu söyleyeyim. Kes lan! Aferin lan Beberoy'u. İyi posta koydun ha. Konuşma lan! Sana soran oldu mu ibiş? Nasıl ama? Çok inandırıcıydım değil mi Fisko abi? Çok. Tebrikler. Oh. Acıdı be. Uyandıracaksın lan öyleyse sus. Bana bak Kenan, bütün arkadaşları örgütle. Muhakkak toplantı yapmamız lazım. Acayip tırsmaya başladım. Muhakkak örgütle, örgütle, örgütle. Üf, ne toplantısı ya? Böyle adam mı uyandırılır Allah sen? Psiko. Efendim? Kaka abi tuvalete gidecekmişiz. Niye? Bu herif delilendi yine, toplantı istiyor. Ercü. Kimle? Bizle. İyi. Gidin o zaman. Hayır abi, senin de gelmen lazım kalk. İnanmıyorum ya. Gelin arkadaşlar, gelin. Şişt, aşağı dokunma oğlum. Gel lan. Şeyler olacak. Çok...
çok korkunç. Şu an okuldaki tek korkunç şey sensin. Farkındasın değil mi Ercüment? Şahsen ben farkındayım. Evet lan Ercü. Ne yapıyorsun sen bu taşlallığa sen? Nefsi müdafaa andavam. Bence sen de edinmelisin. Siz de edinmelisiniz. Tamam, kabul. Kabul mü? Ya sapık mısınız siz? Allah Allah, gedenin bir yaratı ne biçim bir muhabbet bu ya? Ya sen de manyak mısın, ne boksun? Bunun için mi kaldırdın bizi? Beber uyu, git şu ışığı aç abi. Hadi. Şişt, dokunma lan ışığa. Bu gizli bir toplantı arkadaşlar. Allah Allah. Gülmeyin lan gafiller, gülmeyin. Kafanızda çekiç bir yemek istiyorsunuz. Elindekini çekiç zannediyor deli. Ulan aptal, ben lavuğun elindeki çekiçten bahsediyorum. Böyle deve kadar bir şey. Ya sen niye taktın bu çocuğa oğlum? Kazık kadar adamsın, yakışıyor mu? Ben ne takacağım oğlum? Esas o bana tak. Aha, geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyor lan. Bak, 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 bak. Ne oluyor lan böyle? Bunu yatağıma kim koydu abicim? Ha? Yani daha ilk günden yapılır mı böyle bir şey? Vallahi ben koymadım Feza Bey. Şaka mı yani şimdi bu? Ayıp, ayıp. Ruh diyorum, başka da bir şey demiyorum yani Ercüment. Bu renk sana hiç yakışmadı. Arkadaşlar ben... Ercüment seni kınıyorum. Neden ya? Ben de. Ya ben... Ben bile kınıyorum seni. Düşün halini. Ya Emre, Bisko. Lan Kenan, lan bana yargısız infaz yapmayın lan. Şapşala bakın, daha şimdiden intiharın eşiğine geldi. Yazık ayol çocuğa. Tanımadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Sizi temin ederim, acınacak biri değildir. Allah'ım, yıllardır bu okuldayım. Böyle günler geçirmedim ya. Hazır mısın? Hı, hazırım. Sen değil ulan, Mercan dede. Hazırım dedim ya lan. Aferin ulan. İşaretimi bekle. Görüyor musun? Herkesi yanına çekti herif ya. Bak ya, bak ya. Ercüment! Ha, ne? Korkma Ercüment, sana yardım edeceğim. Yardım mı? Sebastian, sen misin abisi? Sebastian kim ulan? Esas sen kimsin lan? Şşş! Bak çık ortaya, kimsen çık ortaya. Allah belanı versin, bu taşı görüyor musun? Bak dalağını çırparım bu taşta. Çık lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor? O ne ya? Pomponlu bone. Birader ayıp oluyor bak ha. Bak beş kişiyiz burada ha. Lan yeter lan, bak saydamlık yapma bana, saydamlık yapma. Beni ara, beni bul diyorum Ercüment. Beni ara, beni bul. Ne bulacağım lan? Siz kimsiniz ki? Ben Mercan dede. Mercan dede mi? Evet Mercan dede, ama arkadaşlarım kısaca bana eyvah yatır der. Eyvah yatır mı? Yes, tamam kes, beni bul diyorum Ercüment. Yoksa halin yaman diyorum Ercüment. Allah'ım ne oluyor böyle, yatırlar falan ya. Yeter abi. Eşhedem la ilahe illallah ve eşhedem Muhammed'in abdu ve resulü. İçerisindeyim beyler. Evet lan, cennete mi geldik, ne olduk? Şahsen 16 yıldır bu lisede okuyorum. Ben böyle yemek görmedim kardeşim. Ona bakarsan ben 11 senedir okuyorum. Ben de görmedim. Kadın iyi eğitimci kardeşim. İşi biliyor. Tabii canım. Bugün hangi okulun Japon aşçısı var ki Allah sen? Hı? Japonya'daki okulların hepsinde vardır mesela. Helal olsun Bedriye ablaya be. Vallahi billah. Evet. Reformcu kadınmış. Ben de takdir ettim ya. Lan oğlum hala anlamadınız mı lan? Gözümüzü boyamaya çalışıyor cadı be. Ya Ercü, kapa çeneni. Yeter artık ya.
Emre, Tufa'ya geliyorsunuz abicim. Tufa'ya geliyorsunuz. Ercü, biraz omega 3 al. Allah zihin açıklığı verir kardeşim. Bedriyeciğim geliyor. Afiyet olsun çocuklar. Teşekkürler hocam. Merhaba Bedriye anne. Ay yavrularım benim. Nasıl, beğendiniz mi yeni aşçıyı? Ne diyebiliriz ki hocam? Adeta rüyada gibiyiz. Çok teşekkürler. Doğru dürüst besleneceksiniz ki doğru dürüst eğitim alabilirsiniz. Değil mi çocuklar? Tabii canım. Huşhisiz olmuyor. Hadi bakalım. Size tekrar afiyet olsun. Güle güle. Selametle. Ah canım ya. Ne yıkadın? Bok yıkadım. Kesin bir tezgah çeviriyor. Görürsünüz bak. Abi yeter artık ya. Sokacağım bu çomakları kulağına senin. Bilin bakalım ne sorularını çaldın beyler. Kimya. Müsaadenizle hocam, operasyon yapacağım. Müsaade sizin hocam. Çıkarın kopyaları, hadi herifler. Bir daha söyletmeyin bana. Kopya mı? O da nedir? Bana tiyatro yapma lan Teker. Soruları çaldığınızı biliyorum. Ercüment, çıkar oğlum kopyayı. Çıkar. Dur bir dakika baba, ne kopyası ya? Ne kopyası olacak? Paçalı güvercin. Bu kopyası. Kopya mı çekiyormuş hilebazlar? Hepinize bastırdım sıfırları. Gülme lan, gülme! Ben size okul dahilinde kopya çekilmeyecek demedim mi? Demedim mi? Ne oluyor burada? Şahsı suçüstü yakaladım hayatım. Kopya çekiyordu oyuncak ayı. Ne var bunda? Bırak çocuğu ayol. Ne? Her öğrenci kopya çekebilir. Bu doğal bir şey. Ayrıca kopya hazırlarken az çok bir şeyler öğrenmiştir o. Merak etme sen. Ama karıcığım. Sen otur çocuğum. Peki anneciğim. Al notlarını da. Siz de kitaplarınızı açabilirsiniz çocuklar. Fakat nasıl olur Bedriyeciğim? Aynen böyle olur Bedriciğim. Zaten bütün Avrupa ülkelerinde de böyle oluyor. Ne yani çok kök ekmek serbest mi bundan sonra? Siz ona sistem değişti de diyebilirsiniz hocam. Her neyse size iyi sınavlar. Yürü Bedri. Tamam hayatım. Geliyorum karıcığım. Defterler de açıktı, kitaplar da. En fazla not 2. Efendim? Diyorum defterler de açıktı, kitaplar da. Ama en yüksek not 2. Kimin efendim? Yok bir şey efendim. Süheyla Hanım. Efendim? Tebrik ederim sizi Süheyla Hanım. Yani kopya numarasını bana bile yutturuyordunuz Süheyla Hanım. Teşekkürler efendim. Ama biliyor musunuz, içimde bir garip aslında. Hepsi de çok iyi çocuklara benziyorlar. Yani bu yaptıklarımız ne kadar doğru bilemiyorum. Emin olun çok doğru yapıyoruz Süheyla Hanım. Siz onların gerçek yüzlerini daha görmediniz. Ya. Gel! Gel! Karıyorum Bedir Bey. Karıyorum Bedir Bey. Ne karması efendim? Ne karması? Kar geliyor, kar. Ne oldu Bedir Bey? Kar geliyor efendim, kar. Özellikle sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Yetkililer aşırı kar yağışı ve don tehlikesine karşı sürücüleri uyardı. Allah! Allah! İki gemi yan yana haydayabilir misin? Kalkan! Yarın benim sevdama dayanabilir misin? Kalkan! Güzelim Allah! Severim vallah billah! Kar! Kara gözlü çiğnerim aşık oldum ben sana. Kalkan! Ey yeri göğü ve beni böyle yaratan yüce Allah'ım, şu aciz kulların olarak senden ne para, ne pul, ne şan, ne şöbiyet, hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen sadece makul miktarda kar rica ediyoruz. Amin. Şu talebe kullarından 3-5 adet kar topunu esirgeme ya Rabbi. Şimdiden teşekkür ederim. Amin. Havada da bok kar yağar ya. Belli mi olur oğlum? Bu adamın kalbi temiz. Yağar mı yağar? Evet, doğru beyler. Hadi yatalım. Ercüment, Allah rahatlık versin kardeşim. Efendim? Allah rahatlık versin diyorum.
Sağ ol kardeşim, sana da. Erci abi. Erci abi. Erci abi. Olmadı bak. Ne oldu lan? Kar yağıyor Ercüment abi. Lapa da lapa kar yağıyor. Yemin et. Vallahi. Allah! Ödümü kopardın oğlum. Ruhum benim, bebeğim. Aslanım benim, duaların kabul oldu oğlum. Kıyma bana Ercüment adam, kıyma bana. Lan ne kıyması, manyak. Kalk lan kalk. Lapa lapa kar yağıyor dışarıda, öküz. Ne yapıyorsunuz be? Ne oluyor lan? Okula çığ düştü diyebiliriz hocam. Buna bir isim verelim. Aa, Karabaş olsun mu lan? Ha? Ne olur be. Olsun olsun. Yok yok, Çomar olsun daha iyi. Olur mu lan o köpek ismi? Durun durun, ben buldum. Alara. Dilara'ya ne derdin it? Allah derim. Allah. Bir dakika be abiciğim, bir dakika ya. Bence Itır diyorum. Alara, Alara. Karabaş'ta ısrar ediyorum. Ne yapıyorsunuz lan okulumun bahçesinde? Sapkın herifler! Çıkarın o bikini, çıkarın çabuk! Bize sapık diyene bak, bikiniyi çıkarmamızı istiyor. Al bakalım, adi evlat. Babamla kar topu oynamadım demezsin. Her neyse, yollar kapalı olduğu için arkadaşlar evlerine gidemediler. O yüzden kar tatili boyunca burada sizinle kalacaklar. Kalsınlar tabii, iyi gelir. Salak. Feza, oğlum sen de gel evde kal. Plazma TV seyredersin. Yoksa bu çakiler seni parça pirçik ederler. Yok, almayayım Bedir amca, sağ ol. Ben burada arkadaşlarımla ve kardeşimle kalmak istiyorum. Aa, görüyor musunuz? İki günde çocuğu kendilerine benzetmişler. Yazıklar olsun. Huyumuz korusun. Neyse, unutmayın. Gözüm üzerinizde. Ayrıca daha buralardayım. Ay! Lütfen yüzüme gelmesin. Kız öğrenciler. Vurun! Odanız burası kızlar. Kişisel eşyalarınızı dolaplara koyabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Fazla gürültü yapmazsanız sevinirim. Yapmayız hocam. Aslı sen de bakacağım. Şişt, çekilin lan, biraz da biz bakalım cıbırlara. Ne yapıyorsunuz orada? Daha ilk dakikadan. Aşağılık herifler. Vallahi ben bir şey göremedim babacığım. Zaten bundan sonra da göremeyeceksin. Kızların odasını ziyaret edeceğinizi biliyordum. O yüzden de Nuriye Hanım'ın odasını buraya hazırlattım. Ne olmuş lan bu kadına böyle Allah sen? Sex and the City olmuş abi. Nuriye Hanım, bundan sonra kızlar size emanet. Aman diyeyim. Bu Nuri Alço kılıklı herifler kapının önüne bile yaklaşmasınlar. Siz hiç merak etmeyin Bedir Bey. Gerekirse kendimi feda ederim. Eyvah! 80 tane neydi lan? Ah
Of ya, gene mi Japon yemeği Allah sen? Yor yor yor, namete nafzak der o da. Eyvah, dinirlendi galiba bu. Ya işte ne oluyor va? Korkma be oğlum, bu Japonlar böyledir. Sinirli gibi konuşurlar. Tabii canım, sen şimdi onu küfür falan ediyor sanırsın. Halbuki o şiir miyir okuyordur lavuk. Bari bakalım seni. Sıktır. Os. Şimdi ne dedin mesela? Afiyet olsun, mafiyet olsun. Kızlar bu tarafa bakıyor. Feza, şu Alara'nın hastasıyım be morukcuğum. Aa, hakikaten mi lan? Ben de. Ya saçmalama lan, o benimki. Aa, hakikaten mi? Benimki de. Afiyet sıkkım olsun Ercüment. Atam? Hayır bre, benim. Mercan deden. Mercan dede mi? Hela'da tanışmıştık ya Deyyus'un. Unuttun mu? Ya hemşerim sen benden ne istiyorsun ya? Başım belada Ercüment. Ya oğlum bak gerçek değilsin. Bak konuşma benimle yemin ediyorum. Bak bak harbi diyorum çok tehlikeli bir adamımdır bak bak. Oh. Ah baba sen miydin ya? Ne yapıyorsun burada hastalıklı çocuğum? Ya baba ben de tam sana bir şey sormaya niyetleniyordum. Neymiş sor bakayım çocuğum. Baba sen Mercan dede diye birini tanıyor musun ya? Aa sen Mercan dedeyi nereden biliyorsun? Çünkü kendisi konuşuyor benimle babacığım. Evet çocuk doğru söylüyor. Konuşuyorum bre. Bak yine konuşuyor bre duydun mu? Saçmalama oğlum ne konuşması lan? Adam 100 sene önce ölmüş gitmiş. Ne olmuş bu bir suç mu? Ya baba hakikaten duymuyor musun sen bu herifi ya? Yok. Beni sadece sen duyabilirsin Ercüment. Ayrıca herif de sensin. Ya baba ya. Kes şunu Ercüment. Okulda yatır olduğu bir duyulursa topu atarız. Veliler çocukları okuldan alırlar. Ben de o zaman seni Tema Vakfı'na bağışlamak durumunda kalırım. Ya baba peki bu sesler ne olacak? Ağlama. Ağlama çocuğum. Hadi git yüzünü yıka. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Bu çocuk kime çekti ya? Kopya koyun. Bu ne lan? Baykuş sesi mi lan bu? Olabilir. Evet ama bayan kuş da olabilir. Şşş gülmeyin oğlum. Gece gece uğursuzluk getirir yapmayın ya. O zaman gülmeyiz. Ya lütfen arkadaşlar. Çok güldünüz enayiler. Kesin başınıza bir şey gelecek. Müsaadenizle. Okur köpeğini gerçekten bahçeye salmayacaksınız herhalde değil mi Bedir Bey? Merak etmeyin efendim. Ben salmayacağım. Bacaksız efendi salacak. Bacaksız efendi. Bedir abi. Django'yu salabilirsin. Tabii seve seve. Ulan nasıl bağlamışım ben ya? Söyle abi, sizden bir şey daha rica edebilir miyim? Bu anı, bu görüntüyü kaydetmek istiyorum da. Bunu benim için yapar mısınız? Tabii ki efendim. Bakın içinde kaset var. Şuraya da kayıt düğmesine basarak kaydetmiş olacaksınız. Peki. Buradan da kurt seslerini vereceksiniz yani ulumaları filan. Efekti bol tutun da önleri iyice patlasın hıyartoların. Tamam. Nasıl oldun bir bak bakayım. Çok güzel, tam oldu. Zortlatacağım biraz da onları. Eyvah, okula kurt indi lan. Korkma lan, kurt adam bu. Bağırmayın lan, insan olur. Yakalanacağız şimdi. Oğlum susun be, susun. Şişt, Bayda'nın gölgesini gördüm camda. Gördü, görüldü, gölge görüldü. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Aa, hayda bizimkiler. Kızlar. Biz de tam tite gelecektik. Hay Allah, ne salağız. Yanlış pencereyi şey etmişiz. Ah yazık. Keşke doğru şey etseymişsiniz. bu pencere... Ne yapıyorsun? Hay Allah ya! Ulan nasıl bağlamışım onu? Söyle hanım, kaydediyorsunuz değil mi efendim? Tabii ki efendim.
Çok mersi. Hani ileride torunlarıma göstereceğim de o yüzden söylüyorum. Hadi artık yapalım. Hayda yakala. Hayda. Nerede lan bunlar? Kendi köpeğim bile seni tanımadı. Birinin Sütlü Nuriye'yi oyalaması gerekiyor Makkap, tamam mı? Yoksa kızlara asla ulaşamayacağız canım kardeşim. Hadi. İyi de ben niye oyalıyorum abicim ya? Tokbatit abi. Çünkü tınıfın yakıtıklısı tentin. Hayatta olmaz. Ben o kadının yanına girmem. Allah Allah. Peki kim girecek? Ne oldu? Ne bakıyorsun lan? Erci. Hadi. Abi hasta. Bak ölürüm daha iyi. Bak. Bana ne ya? Sen öl daha iyi. Niye lan? Şşş. Arkadaşlar son kez soruyorum. Kim girecek? Yok abi ben girmem. Ben tamam. Girmem. Anlaşıldı. O zaman kızları unutun. Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne ya? Ver abi ver. Ben giderim. Nedir ki ya? Gör bunları lan. Ay. Fedakar kardeşimiz bizim. Koçum benim. Ne oluyor lan? Dün bir bugün iki. Ben giderim. Ben giderim. Ne bakıyorsun? Ay canım ya. Üvey kardeşine kıyamadı garibi. Ay ya. Benim hocam, Ercüment. Gel yavrum, kapı açık. Hocam, müsait misiniz? Hem de fazlasıyla. Hocam, neredesiniz? Ben sizi pek seçemiyorum da. Neredesiniz Nuriye Hanım? Buradayım. Anne! Annemi de Bedriye diyorlar. Ben de kim olduğunu bilmiyorum Nuriye hocam. Annem kim benim? Nuriye Hanım, müsait misiniz? Nota nedir? Onun için gelmiştim. Bana mı? Evet, bana mı? Evet. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Nuriye. Gel. Gel. Selam. Selam. Girebilir miyim? Tabii. Lütfen. Hello. Aloha. Bitlerdik. Sıkılmışsınızdır diye düşündük de. Ay evet, sıkıntıdan patlamak üzereydik. O zaman biraz eğlenceye ne dersiniz? Aa, Scrabble. Bayılırım. Hastasıyım. Hadi oynayalım. Hadi. Aferin lan Feza, bu işi biliyorsun. Yürü yürü. Gel gel. Nereye kızlar? Ay, kantine iniyoruz. Bir şey isteyen var mı? Var. Çabuk dönmenizi istiyoruz. Doğru söylüyor. Çabuk dönün. Bu gece dışarıda dolunay var. Sizin için tehlike arz edebilir. Çok şanslısın Sebo. Bizim zamanımızda bu kadar aptalları bulunmuyordu. Takip et. Tabii hocam. Gülmekten altımıza işeyeceğiz Sebo. Yalnız bu işin bir takım incelikleri var tabii ki. Nasıl yani hocam? Örneğin şu seninki al. Aa, bu perukla mı korkutacağız salakları? O peruk değil, salak. Maske. Maskeyle korkutacağız. Ne oluyor lan manyak? Ne yapıyorsun lan salak? Çiş. Bana içini dökebilirsin. Sonuçta ikimiz de olgun insanlarız Ercüment. Yani hocam ben büyüyünce şarkıcı olmak istiyordum da o bakımdan geldim yani. Şarkıcı mı? Evet, ben Türk pop musikisine gönül verdim hocam. Yani sizden ilham almaya geldim. İlham mı? İlham İrem mi? Kaç buraya Ercüment, kaç! Ha? Vallahi bu hatun niyeti fena. Ne? Söyle bakayım bana. Sen gitar çalmayı biliyor musun? Gitar mı?
Ulan oğlum kalksana. Hala ne duruyorsun mal gibi? Vallahi iyi hatırlattınız hocam. En iyisi ben gidip gitar çalmasını öğrendim. Aa, yoksa müzik odasına mı gidiyorsunuz? Hı hı. Bayağı bir motive oldum da. Çok teşekkür ederim hocam. İyi geceler. Aa! Duruyor. Tek başına öğrenemezsin gitarı bitarı. Bir dakika, bu ne ya? Kan şek ne? Kan şekeri. Aa, kan tekeri diye kelime olmaz ki ama. Niye olmazmış? 8, 14, kelimenin 3 katı 42. Tamam o zaman. Biz de sütüm yazıyoruz. Sütüm nedir ki? Sütüm işte, sütüm. 2, 6, 12, 14 puan yadar mıdın? Feda tütüm. 14. Yazdın mı oraya? Tamam. Sıra bizde mi abiciğim? Evet. Yaz Fezacığım, 18 puan. Ne, 18 mi? Bu ne? Nedir o? Aldatmam. Ben de aldatmam ki. Ya. Kenan, sen şunu al da ben gidip bir Ercüment'e bakayım. Aa, Ercüment. Doğru lan. Ne yaptı acaba Çemiş? Aa, yazık lan. Korkudan ölmüş ölmüş dirilmiştir çocuk. Terelellellelli, terelellellelli yar. Terelellellelli, terelellellelli yar. Terelellellelli, terelellellelli yar. Allah'ım ya, bu çocuk çok komik ya. Şişt, bana bak, elektriği de mi kessek he? Aa, memnuniyetle. Dur. Biraz daha seyredelim sana. Şimdi gitar çalmak için öncelikle neyin olmalıymış Ercüment? Gitarım. Evet, aferin. Peki, gitarın nasılı makbuldür? Tellisi mi hocam? Hayır, salak. Ağrı. Ağır mı? Evet. Bak mesela bu gayet iyi. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Korkuyorum ben. Korkma yavrum. Sana gitar çalmayı öyle öğreteceğim ki bir daha asla unutmayacaksın. Ay. Ay. Haberine de geçin ha. Her şeye kötülük var, burada kötülük yok. Ne geçiriyorum, ne yalan, yazıyorum. O zaman biz de ısırık yazıyoruz. Itırık mı? Bildiğimiz ısırık mı? Sanmıyorum canım. Bunu bilmene imkan yok. Kız abi, 30 puan. Oğlum, bu kızlar tam bize göreymiş lan. Nihayet anladım. Aa, ceylanlar gitti. Aha, Feza Ercüment'i buldu galiba. Evet, mumu olan var mı beyler? Bende bu var. Tamam da yanıyor mu bakalım? Nerenin anahtarı lan o? Yemekhanenin. Orada gaz lambası vardır. Yemekhanenin mi? Yaşasın. Hadi gel sen de gidip gaz lambası, maz lambası bakalım bari. Ay, evet hadi. Ah, keşke ben de bir yerlere gidebilseydim. Karanlıkta gezmeye bayılırım. Seni kör kuyularda merdivensiz gezdiririm ben Alara'cığım. Yeter ki sen iste. Peki ya ben de istersen? Harika, hadi gidelim. Ağlama da Selin. Eşek sıpası. Öğretmenim lütfen. Bak şimdi gitar. Böyle tutulur. Sonra da kurbanın başına. Aha böyle çaldı. Gel kaçma. Gel kaçma. Sana saksafon çalmayı da öğreteceğim. Gel. İmdat gelmişsin. İmdat. İmdat. Böyle dedem köylü. Oh. Feza kardeşim Allah'ını seversen uza. Sütlü Nuriye yukarıda delirdi birader. Aa, o da nedir? Bu mu? Bir tür cinayet aletidir. Ne güzel. Feza, niye öyle gülüyorsun kardeşim ya? Bana kardeşim deyip durma lan. Uyarası. Niçin? Nefret ediyorum lan hepinizden. Neden? Bütün o iyi kardeşlerden nefret ediyorum. Feza, bokunu yiyin birader. Yapmayın ya. Sevdiğin hamur hangisi? Mantı. Aa, ne tesadüf, benim de. Peki, eti nasıl seversin? Kanlı kanlı. Aa, nasıl yani kanlı kanlı? Ben de çok severim. Ya ne çok ortak yönümüz var değil mi? Hatta sırf kan olursa daha çok severim.
Nasıl yani sırf kan? Ilık, ılık. Sen de biraz mahfillik var ha? Ana, şarjı bitti salan. Gel. Biz hazırız Bedri Bey. He. Dön bakayım bir göreyim. Tabii. Nasılım? Süper. Harika olmuşsunuz. Yani tenin hayat didgin. Ne kadar uzun böyle. Evet, bizde ırsidir. Dedem tam 250 sene yaşamış. Tüh. bakalım hangimizin eli daha büyük? Meltek. Benim elim terledi lan. O ne ki abi, benim komple kolum terledi. İstersen öpebilirsin de. Kim? Ben? Allah! Nasıl itemem? Kim itemez ki? Sen de öp bari, bir yerin şişmesin. Öyle mi? Çok mersi. Gerçi şişti. Şişeceği kadar. Ama neyse. Bileğe bak, bileğe. Madem niyeti bozduk, ben üstüme rahat bir şeyler giyeyim bari. Giy tabii. Ne dedim? Siz biraz idare edin. Ben hemen geliyorum. Çok fena adımı galiba. Tabii oğlum. Ne biçim öptüysek delirttik manitayı. Birazdan ikinizi de delirteceğim ben, merak etmeyin. Kabul. Bitch. Ben dedim. Tamam, ikimiz de bir dedik. Ekmeğimize yansırmış oldu Sebastian. Kim bilir bizi görünce nasıl korkacak, değil mi hocam? Dur bakalım. Anlayacağız birazdan. Tak. Beğendiğini alabilirsin. Evet, istediğini al götür. Nasılsa hiçbiri bizim değil. Ha, ne güzelmiş. Nuri, seninle bir anlaşma yapalım mı? Yapalım. Tamam o zaman. Bak şimdi, sen gaz lambası bulmaya git, karşılığında ben de sizi yalnız bırakayım, tamam mı? Kabul. Bana bak, caymak yok ama, tamam mı? Aa, ayıp ettin ya, neyim ben, dönek mi? Eh,
Ben gideyim de gaz lambası bulayım bari. Sağ ol lan matkap, bu kıyağını hiç unutmayacağım. Ben de, ben de. Ne içersin Helal'e? Kırmızı bir şeyler var mı? Olmaz mı? Alara, bir şey soracağım. Senin burcun ne? Yengeç. Yengeç mi? Bayılırım yengeç burcuna. Peki senin kan grubun nedir? Sıfır RH pozitif. Ya, bayılırım. Öyle mi? Neden? Kaç evladım? Köpek balığı mı? Hadi ya. Nerede? Aha işte geliyor. Ah canım ya. Yolunu şaşırmış. Ne yapıyorsun lan? Koşsana be. Kaçsana. Ne kaçacağım ya? Çömelince bir şey yapmaz bunlar hocam. Merak etmeyin. Bak ben demedim mi? Ay çok da uysal bir şeye benziyor. Oğlum canım sevdin mi beni? Sevdin mi Roya abi? Gel gel kaçma. Gel. Boş! Başını ye inşallah. Hay! Hayda, yine mi ya? Niye korkmadın ya? Ne korkacağım ya, çöktük ya. Boş! Allah Allah. Bu çocuk tam bir Mongol he. Boş, boş, hadi. Öğretmenler odasına biri girdi öğretmenim. Girdikleri gibi çıkarlar. Ulan uyanık. En kurnaz sensin değil mi? Allah kahretsin. Lan oğlum ödü mü kopardınız lan? Batka! Batka! Ay gerildim ben. Marita! Vampir oldum Batkam. Gözümün önünde aniden Alman kurduna dönüştü manyakları. Benimki de lan, benimki de. Bir de dışarıda iki tane canavar saldırdı. Ne? Canavar mı? Ya. Onlar canavar falan değildi lan. Angut. Ne? Frankenstein ile zombi diyor. Frankenstein ile zombi mi? Neler oluyor oğlum bu okulda? Ben de Sütlü Nuriye'yi gördüm, elinde saksafon koşturuyordu. Yapma, ne diyorsun abi? Abo. Ne canavarı? Biziz. Allah bir kere tepeden baksın senin. Niye böyle dolaşıyorsunuz? Manyak mısın sen pişiko? Beyler, inanmayacaksınız ama Hilkat kurt adam oldu. Ne? Ha, atıyor atma. Ne atacağım lan? Çocuklar, çocuklar. Bir şey diyeceğim, inanmayacaksınız. Biliyoruz oğlum. Manita vampir oldu değil mi? Evet, ayrıca ben bahçede bir hayalet bayılttım. Hayda! Bir de hayalet çıktı başımıza. Oğlum gidelim bu okuldan, valla billahi bak. Hadi buyur gidelim, hadi gidelim. Hadi. Nereye gidiyorsun lan? Manyak! Ortalıkta bir sürü vampir var. Olabilir. Dışarıda vampir varsa, burada da sehpa var. Ne yapıyorsun lan psiko? Ne demek ne yapıyorsun lan? Hayatında hiç vampir filmi seyretmedin mi? Kapın bir tane. Lütfen beni anlamaya çalış Ercüment. Bu kişisel bir şey değil. Bu annemin yedinci ev. Diğer 13 üvey kardeşime de aynı muameleyi yaptım. Kimini testerem doğradı,
Kimini ben kestim. Ne olan? Korktun mu koca kafa ha? İnsanın bu durumda ölmesi ne kadar feci bir şey değil mi Ercüment? Ama ne yapayım? Kabahat sende Ercüment. Ha? Bu yaşına kadar adam gibi okuyup mezun olsaydın belki de hiç karşılaşmayacaktık. Öyle değil mi Ercüment? Kabahat sende değil mi Ercüment? Yok. Yağmurdanıyorsun lan Tazmanya canavarı gibi. Ne dediğin anlaşılmıyor. Ha? Ağzını açayım da öyle konuş. Ne diyorsun lan söyle. Ekmek Kur'an çarpsın ki okuyacağım Feda abi. Çok geç be Ercüm, çok geç. Ne? Salak, bu durumda nereye kaçacağını zannediyorsun ha, nereye? Yapmayın. Korkmayın hocam. Biz dostuz. Dost mu? Peki elinizi kesiyor falan ne? Okulu vampirler bastı hocam. Vampir mi? Ve hayaletler. Ve aynı zamanda kurt adamlar. Ne yapacağız peki? Merak etmeyin hocam. Vampirler için elimizde bol miktarda kazığımız var. Ben size demiştim. Bu ne bir şey lan? Ödüm patladı galiba. Hadi lan atma. Oğlum bu böyle kaldı galiba lan ne yapacağız? Uğramış bu. Artık düzelmez. Nereye uğradın lan enayi? Ercü sakin ol kardeşim. Sakin ol. Yarın sana söz ilk işimiz bir cinci hoca bulur. Tamam. Oğlum yazık lan. Bayır Niyazi'yi bulsak ya belki o bunu tamir edebilir. Ne oldu lan? Dilin mi tutuldu? İyiydi o. Hayda. Bu da kim ya? Hebe dersin tabii. Beni bul dediydin. Niye bulmadın? Angu tercüment. Korkuyorum Pisco abi. Korkma lan Tebo. Yanında ben varım. Sakin ol beyler. Sakin ol. Pardon. Kimle görüşüyorum ben acaba? Bendeniz Mercan dedi. Ama dostlarım kısaca eyvah yatır der. Yatır mı? Lan bir de yatır çıktı başımıza. Daha ne istiyorsun bre? Öbür dünyadan sizi kurtarmaya geldim işte. Sebep? Çünkü ben de bir zamanlar talebeydim toprağım. Üstelik bu mektepte ve de sizin sınıfta okudum. Ay lan şansa bakın yırttık galiba oğlum. Bir de yardım edecektin değil mi Mertan dede? Ayıp ettin yeğenim edeceğim tabii. Ama prosedürü aynen uygulamanız lazım. Sonuçta her şeyin bir şeyi var. Ha, neyi var ya? Ruh çağırmanız gerekiyor mesela. Ama önce abdest almanız lazım tabii. Bismillah. Abdest mi? Alırız. Alırız. Mercan Bey. O zaman 10 dakika sonra çatı arasında buluşalım. Okey mi? Hadi bay. Bana deniz yapma. Hadi sen. Zıpla zıpla. Müşteriyi fazla bekletmeyelim. Ey ruh. Ey ruh! Mercan dedenin ruhu! Geldiysen işaret ver. Oğlum niye hareket etmiyor lan bu? Mercan dede! Abi 10 dakika dedin, yarım saat oldu gelmedin ne ayak? Ha? Hadi. Böyle olmayacak beyler. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Aha!
Ben buldum. Gelemez ki, gelemez ki. Mercan'ın ruhu gelemez ki, gelemez. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Çarpılacağız lan, sus. Tövbe tövbe tövbe. Tamam abi, bir de sen dene bakalım. Oğlum. Arkadaşlar, okulda vampir var. Biliyoruz. O yüzden ruh çağırıyoruz zaten. Ruh mu çağırıyorsunuz? Aslına bakarsan önce ruh bizi çağırdı, sonra kendi gelmedi terbiyesiz. Ay iyi de ruh öyle çağrılmaz ki. Hadi ya. Nasıl çağrılır? Fincanla. Akıl tatına bak. Dibinde fincanla dolatıyor. Ayo. Bu benim uğurlu fincanım. Büyükannem de medyum da benim zaten. Hiçbir zaman bunu yarımdan ayırmam ben. Sen bu işi biliyorsun galiba. Saygı duyarım. Medyum. Şişt, duaya başlıyoruz. Parmaklarınızı koyun. Koy parmakları. Başlıyorum. Korkuyorum. Nani? Korkma nani. Sakın güldürmeyin. Çarpılıp gideriz vallahi billahi. Söyleyin bakalım, kimin ruhunu çağırmak istiyorsunuz? Figen Han. Marilyn Monroe. Jennifer Lopez. O daha rahmetli olmadı ki oğlum. Ne diyormuş? Dalga geçmeyi bırakın ya. Hadi abi, sen Mercan dedeyeceksin. Tamamdır. Şimdi parmaklarınızı koyun böyle. Ey Mercan dizenin ruhu! Mercan, sana sesleniyorum. Geldiğinde haber ver. Mercan, sana sesleniyorum. Geldiysen haber ver. Ay. Geldi mi? Geldi de mekrem oldu. Bir şey oluyor buna. Aklı uçtu salakların. Allah! Davuk öldü galiba. Kaçsak mı, ne yapsak mı? Dur. Hareket ediyor. Çok beklediniz mi bre angutlar? Siktir, içine girmiş. Cebine girecek değildim ya lan. Bu işler böyledir. Ay imdat. Tenim ele geçiriyor. İmdat. Cırcırcırlama lan. Cırcırcırlama. Ay ama bu benim vücudum. Mercan dedi. Benim vücudum bu. Başlatma lan vücuduna. Başlatma vücuduna. Bas git. Cır. Ay çok kötüsün Mercan dedi. Tabii. Görüşsem söylerim. Oh be. Dünya varmış. Nihayet kendime bir vücut bulabildim ha çocuklar. İşlem tamam mı abi? Şimdi bizim meseleyi halledebilir miyiz? Halledemeyiz gülüm. Malum artık size ihtiyacım kalmadı. Azrail hem de kadın. Yani? Yani hocam
Kıyamet kopuyor. Tövbe estağfurullah. Ama okulda mahlukatlar fink atıyor. Ortalık İstiklal Caddesi'ne döndü hocam. Yapma, yapma. Çok günah. Böyle şaka olmaz. Ya, şaka yapmıyor hocam, şaka yapmıyor. Galiba cin falan çarptı çocuğu. Ya da hortlaklar. Ya evladım, bırakın bu işleri. Yarım yamalak da olsa tahsil görmüş adamlarsınız. Hortlaklar, vampirler, zombiler... küçükleri korkutmak için büyükler tarafından uydurulmuş şeylerdir. Lütfen batıl olmayınız. Olanları da uyarınız. Evet lan. Niye korkuyoruz ki aslında? He? Değil mi? Yani hayatta her şeyin mantıklı bir izahı vardır yani. Evet, aynen öyle. Vallahi çok sağ olun hocam. Sayenizde aklımız başımıza geldi biraz. Aman dikkat edin de yine uçup gitmesin. Ölümcü billahine şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, kelime-i şehadet getirmek. İki, oruç tutmak. Üç, hacca gitmek. Dört, zekat vermek. Beş, namaz kılmak. Tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Vampirlerde güzel göbek atıyormuş ha. Aa, Güdük abi. Buradan alçak herif. Çocukları niye uyandırmadın ha? Biraz daha eğlendikten sonra söyleyecektim Güdük abi. Ama seninkiler hemen uzadı. Gülme lan, gülme. Uzarlar tabii. Ama sen gel de bir de çocukların halini gör. Böyle şaka mı olur lan? Ha? Ama söyle o deli patronuna bunun hesabını çok kötü ödeyecek. Anladın mı? Hadi eyvallah. Peki Necmi abi. Hay Allah, bir sefer sınırı açtık galiba. Bacaksın efendi. Kimdi o? Kim kimdi? Bu giden. Ha, o mu? Düdük Necmi. Düdük Necmi mi? Ha. Kim ki o? Eski bir hababamlı. Eski mi? He. Gerçekleşmesinde bana destek olan Tokat Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncularından Süheyla Hanım'a teşekkürleri bir borç biliyorum. Süheyla Hanım. Ve konservatuarın yetenekli genç öğrencileri, ayrıca Arda ile Hilkat ikilisine de binlerce teşekkürler. Evet, evet, işte büyük an geldi. Okul tarihimizin İlk hababamsız müsameresi başlamak üzere. Şaka değil, değil. Şaka ama gerçek. Ne kadar heyecanlıyım, ne kadar mutlu ve mesudum sizlere anlatamam. Neyse, lafı fazla uzatmayalım ve sizleri gösteriyle baş başa bırakayım. Şov başlıyor.
Kardeşim, başka yerde söyleyin. Burası özel arazi. Bir de söyleyemezsiniz, tamam mı? Ver lan şu numara. Deli Bedri, bırak. Kan besizliği olmaz. Bırak çocuklar hiç olmazsa şakranı bitirsinler. Bırakın başka yerde bitirsinler kardeşim. Ne dedim ben size? Bunlar artık eskidi. Bunlar bu okulun öğrencileri değil. Bu müsabakada sadece bu okulun öğrencileri şarkı söyleyebilir. Ver. El. Ne yaptın lan manyak herif? O Cemal Reşit Reis sopasıydı. Ben ona yerisini şey ettiririm. Siz de kesin lan şarkıyı falan. Hadi karga sürüleri. Kışt, kışt, kışt. Kıştmıyoruz lan. Ne yapacaksın ha? Ya, ha? Demek öyle ha. Güvenlik, güvenlikçi, güvenlikçi. Yettim Bedri abi, Emre. Emre. Çıkar şu işgalcileri sahneden. Gerekirse zor kullan. Sen de kapat lan şu işi. Ya, tamam. Ya ne biçim adamsın sen be? Bırak çocuklar şarkılarını bitirsinler hiç değilse. O kadar hazırlandılar. Şu herifi de çıkart. Çabuk ol, çıkart, çıkart. Ama Bedri abi. Hala bana Bedri abi diyor. Gerekirse ben çıkartacağım. Hadi çıkart. Kusura bakma Gülük abi. Ben de emir kuluyum. Tamam. Evladım muhabbeti bıraksana. Çıkartıyorum adamı. Aa, hadi ikili amice. Hadi yaylan bakalım. Hadi. Hey, yeter be. Dokunma, dokunma. Necmi abiye dokunma baba. Manyak mısın lan? Kime dokunacağımı sana mı soracağım? İşte dokunuyorum. Ne var? Oh, dokundum işte. Oh. Lan babacığım bak dokunma diyorum Necmi abiye. Bak dokunma, dokunma, dokunma. Ercüment çok ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla öyle? Karışma lan sen. Ne demek ya? Girme baba oğul arasına. Kış. Kış dedi. Sana dokunma demedim mi lan? Dokunma demiyorum lan. Ercüment ne yapıyorsun? Ya bırak şu silahı bacaksız amca. O silah benim üzerime zimmetti. Bak bırak diyorum sana bırak. Bak ben de sana bırak diyorum ha. Aha bıraktım. Eşhedü en la ilahe illallah. Ercüment oğlum ne yaptın? Öldürdün adamı. Allah'ım ne yaptım ben? Katil oldum ya. Ercüment, şimdi sakin ol. Bırak şu silahı yere. Hadi yavrum. Elimi kana buladım Güdük abi. Çok dikkatsiz Ercüment. Güdük abi. Güdük abi. Allah'ım. Ne yaptım ben? Gene katil oldum. Ercüment, oğlum bokunu yiyin başka kimseyi vurma. Bak okulun adı çıkacak. Lan genç yaşımda katil zanlısı oldum ben. Hapislerde çürüyeceğim. Hasretinden prangalar eskiteceğim. Merak etme oğlum. Sana en iyi avukatları tutarım. Yeter ki şu silahı bırak elinden. Kurbanın olayım bırak. En az 40 sene verirler. Değil mi babacık? Verseler ne yazar oğlum? 10 yılda bir av çıkıyor. Hadi bırak şunu. Hayır, hayır. Hayatımın baharındayım baba. Hayatımın baharındayım. Oğlum, oğlum. Hepsi senin yüzünden oldu lan üvey köpek. Ercüment, yanlış anladın. Sus ulan. Bari hapse gireceğim, seni de öldüreyim. Ama bak Ercüment, lütfen yalvarıyorum sana. Deget ulan. Bana yalvaracağına. Cehennemde zebanilere yalvar köpek. Ne yaptın lan sen? Ercü! Ercü! Ne yapıyorsun oğlum lan sen? Manyak! Galiba cinnet geçiriyorum kötü kelam. Bari bir tane de kafama sıkın da bitsin bu mavra. Ercü yapma oğlum sakın yalvarırım yapma. Hayır baba, hayır. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı baba. İki dakikada üç kişiyi vurdum. Artık iflah olmam ben baba. Tamam oğlum. Tımarhaneye yatırırız, iyileşirsin. Ne olur, ne olur canına kıyma. Bokunu yiyip bana bu acıyı yaşatma Ercüment. Ne istersen yaparım oğlum. Ne istersen mi? Evet, ne istersen. Yeter ki silahı bırak elinden Ercüment. Mesela arkadaşlarımı okula geri alır mısın baba? Hemen, anında alırım lan. Peki, okul paralarındaki %50'ye varan indirime ne diyorsun? Çok sıcak bakıyorum. Hatta %60 olsun ulan.
Ha baba, bir de İtalyan ahçı istiyoruz. Ya Japon ahçıya uyuz olduk ya. Tamam, kabul ediyorum. Tamam lan, tamam. Alçaklar! Ulan! Ulan demin beni kandırdınız ha! Öyle deme babacığım. Gerçekten cinnet geçirseydim daha mı iyi olacaktı ya? Sen de mi Brutus? Ulan hani benim adamımdın lan? Vallahi kusura bakma be Bedir amca. Arkadaşların arasında kala kala ben de Habub amca oldum çıktım. Ulan abiler, az daha kalp krizi geçiriyordum lan. İşte ödeşmiş olduk Bedir'cim. Bu da sana bir ders olsun Bedir kardeş. Unutma, hayatta ne ekersen onu biçersin. Anladım. Unutmayacağım Necmi abi. Öpeyim. Bir de verdiğin sözleri de unutma ha. Unutma. Tamam. Hababam sınıfı. Önümüzdeki yıl okula geri dönebilirsiniz. Bir dakika. Yine söz vermiş olduğum gibi seneye İtalyan aşçı tutmayan top olsun.